1980'lerde Diyanet'in hutbelerini topladıkları bir kitap var. Hutbeler diye. Hutbe başlığı: Hakimiyet milletindir. Cumhuriyet toplumun, yani milletin kendi kendisini idaresi demektir. Netice itibariyle cumhuriyet demokrasiden başka bir şey değildir. Zaten cumhuriyetin kabulü sırasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk mecliste şöyle hitap ediyor: hakimiyet kayıtsız ve şartsız milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına dayanır. Türkiye devletinin hükümet şekli cumhuriyettir. Bütün insanlığı cahil bırakmak pahasına Osmanlı alfabesini bile değiştirdiler. Düşünün, bu adamlar dinin her alanına savaş açmışlar istisnasız bir şekilde. Bir tane kurum müstesna. 50 yaşında, 60 yaşında bir amcaya din anlatıyorsunuz, tevhid anlatıyorsunuz. Sana diyor ki, yeğenim, bu işler senin anlattığın gibi değil. Niye amca? Bak camiler açık diyor. İsteyen 5 vakit namazını kılıyor diyor. Elhamdülillah diyor, başbakanımız, cumhurbaşkanımız açılışları yaparken bismillah, bismillah diyorlar. Ya Allah, bismillah diyor, butonlara basıyoruz. Şimdiye kadar doğrudan doğruya saldırarak yıkamadık. Biz bu sefer irtica meselesini mihraptan halledeceğiz. Şimdi anladınız Diyanet ne iş görüyor kardeşlerim. Bir barajın önünde biriken sular alt kanallardan tahliye edilmezse, nasıl ki bendini yıkarsa, İslami birikim de bu küçük işlerle deşarj edilmemesi halinde Atatürk devrimlerini yerle bir edecektir. Kardeşlerim, şu an bu ülkede parlamento neyi ifade ediyorsa, kışla neyi ifade ediyorsa, cami de aynen onu ifade ediyordur. Diyanet, yani gerçek ona yakışan ismiyle hıyanet de aynı şeyi ifade ediyor. Aralarında hiçbir fark yoktur. Biri insanlara Allah'ın kanunlarının dışında kanun yapar. Öbürü silahlı olaraktan bu anayasayı muhafaza eder. Öbürü ise kardeşlerim bunu halkın gözünde din olaraktan meşrulaştırır. Üçünün arasında İslam nezdinde hiçbir fark yoktur. Şimdi ben bugün demokrasi dersini anlattım ya size mesela. Demokrasi küfürdür, demokrasi şöyledir, böyledir diye bayağı anlattım. Size dersi hazırlarken Diyanet'in hutbelerine şöyle bir göz attım. 80'lerde Diyanet'in hutbelerini topladıkları bir kitap var, Hutbeler diye. Hutbe başlığı: Hakimiyet milletindir. Yani benim bugün size ders olarak anlatmış olduğum, küfür diye anlatmış olduğum şeyi, bir hafta Türkiye'deki bulunan yüz binlerce camide, minberden hocalar ellerinde kağıt, hakimiyet milletindir diye insanlara demokrasiyi anlatmışlar. Bakın kardeşlerim, Cumhuriyet kurulduğunda, yani Osmanlı kaldırıldığında, onun yerine şey getirildiğinde, yeni bir sistem getirildiğinde, biliyorsunuz bu sistem kurulduğunda din adına ne varsa savaş açtı. Yani aklınıza gelebilecek her şeye savaş açtılar. Hatta öyle ki bütün insanlığı cahil bırakmak pahasına Osmanlı alfabesini bile değiştirdiler. Yani Fars alfabesiydi gerçi, Osmanlı kullanıyordu. Arapçayı anımsattığından ötürü bunu bile değiştirdiler. Başında sarık olan insanları idam ettiler. Arapça Kur'an okuyan insanları idam ettiler. Benim kör gariban bir tane dedem varmış, dedemin dedesi. Adam bir şey de bilmiyormuş, hafızmış garibim. Ezanı Arapça okuduğu için o adamı kör haliyle her gün gelip köyde dövüyorlarmış. En son bakmışlar olacak gibi değil, o kör haliyle adamı Muş'a sürmüşler. Yani ayakla, o vasıtanın, ulaşım araçlarının olmadığı zamanda adamı şeye sürmüşler ve demişler bir daha da ezan okursan bu şekilde seni öldüreceğiz diye. Düşünün, bu adamlar dinin her alanına savaş açmışlar istisnasız bir şekilde. Bir tane kurum müstesna. O da Diyanet. Yani devlet dine savaş açmış olduğu bir zeminde Diyanet kurumunu serbest bırakmış. Diyanet imamlarını askeriye ayırdığı bütçe gibi bütçe ayırmış. Onlara kendi eliyle maaş veriyor. Ve bu insanlar insanlara şey yapıyorlar. İnsanlara din anlatıyorlar. Şimdi insan zaten bu zaviyeden baktığı zaman Diyanet'in ne iş gördüğünü anlayabilir. Yani Diyanet, yeni kurulmuş olan laik sistemi halka meşrulaştırmak ve güzelleştirmek için kurulmuş olan bir kurumdur. Ve Diyanet'te yer alan ve bu oluşumun içerisinde bulunan herkes de istese de istemese de buna destek vermiştir. Bakın kardeşlerim, bir tane profesör var. Profesör Mumtaz Sosyal olması lazım. Soysal veya sosyal, karıştırıyor olabilirim.
Bunun 100 soruda anayasa diye bir kitapçığı var. Yani anayasa profesörü zaten bu adam. Türkiye anayasasını anlatıyor. Şimdi burada bir soru sormuş adam. Çok mantıklı bir soru. Madem demiş Türkiye laik bir sistemse, eğer anayasamızda öyle söylüyorsa, değiştirilemez maddelerden ikinci madde, Türkiye laik ve demokratik bir sistemdir. Peki Diyanet nasıl o zaman şeydir? Resmi bir kurumdur. Maaşını imamların devlet veriyor, camileri devlet açıyor. Yani nasıl böyle bir şey olabilir? Adam bunun gerekçesini açıklıyor. Şimdi gerekçeyi iyi dinleyin. Laik bir devlette Diyanet İşleri Başkanlığı'nın genel idare içinde yer alması, Türk devriminin özelliklerine uygun bir laikliğin, yani dini toplum işlerinden kişisel vicdanlara itebilme işinin daha sağlam ve emin yollardan gerçekleştirilmesi dışında herhangi bir anlam taşıyamaz. Şimdi diyor İslamiyet öyle bir dindir ki diğer dinlere benzemez. Yani elin kafiri aynı Ebu Cehil gibi kendine Müslüman diyenlerden daha iyi çözmüş meseleyi. İslamiyet öyle bir dindir ki diyor diğer dinlere benzemez. Hayatın her alanına müdahale eder. Yani diğer dinler gibi Kayser'in hakkı Kayser'e, Allah'ın hakkı Allah'a demez. Sadece lavaboya şöyle gireceksin, şöyle yapacaksın demez. Hayatta ne varsa İslam mutlaka ona müdahale eder diyor. Laiklik ise diyor, dinin devletten ayrılmasıdır. Yani dinin hiçbir şekilde devlete müdahale etmemesidir. Halk kendini İslam'a nispet ediyor. Şeriat nizamından yeri kurtulmuş. Sistem ne yaptı diyor? Sistem hayatın her alanına müdahale eden dini insanların vicdanlarına hapsedebilmek için Diyanet Kurumu'nu kurdu. Bunu anayasa profesörü kendisi itiraf ediyor. Din bir devlet işi değil, bir vicdan işidir. Nerede devlet fertlerin din işleriyle meşgul olmuş ve bunu nizamlamaya kalkmışsa orada bir huzursuzluk başlamıştır. Çünkü öyle yerlerde zamanla din siyasete ve netice itibariyle de şahsi menfaate alet edilmiş, taassup hakim olmuş, İslam dininin vasıflarından biri olan şefkat ve müsamaha ortadan silinerek yerini zulüm ve ceberruta bırakmıştır. Yani Diyanet'in görevi budur diyor. Diyanet size şunu öğretmeye çalışıyor. Kardeşim, ağaç haftası var, kuş haftası var, diş haftası var, ayakkabı haftası var, demokrasi haftası var, sağlık haftası var, var. Ama şeriat haftası yok. İslam haftası yok. Cihat haftası yok. Tağut haftası yok. Mücadele haftası yok. Diyanet'in sana vermek istemiş olduğu şey, dini senin vicdanına hapsedecek şekilde dini sana öğretmektir. Ve kardeşlerim, Diyanet bu işi beceriyor mu? Çok güzel beceriyor. Yani siz bugün mesela 60-70 yaşına gelen bir amcaya davet yaptığınızda, dini anlattığınız zaman size ilk olarak verdiği tepki nedir? Size dönüp diyor ki ben 60 yıldır camide cuma namazı kılıyorum veya 50 yıldır ben cuma namazını kaçırmadım. Ben hiçbir hocanın senin anlattıklarını anlattığını duymadım. Şimdi anladınız Diyanet ne iş görüyor kardeşlerim. Diyanet Allah'ın dinindeki en büyük cürüm olan Allah'ın dinini gizleme görevini görüyor. Diyanet Allah'ın dinindeki en büyük cürüm olan Allah'ın dinini gizleme görevini görüyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ الْلَعِنُونَ Bizim kitapta insanlara apaçık bir şekilde açıkladığımız hidayeti insanlardan gizleyenler var ya, işte hem Allah hem de bütün lanet ediciler onlara lanet etmektedir diyor Allah Azze ve Celle. Yani niye bu kadar ağır bir ifade kullanıyor Allah? Çünkü hakkın gizlenmesi batıla destek vermektir. Yani bugün bir Diyanet imamı batılı anlatmıyor olabilir. Onların verdiği hutbeleri okumuyor olabilir. Hani bazılarının kişisel tercihleri bu yönde olabilir. Fakat senin hakkı gizlemen zaten haksızlığa verdiğin destek olaraktan kabul edildiği için İslam'da ve sen peygamber makamını işgal ediyorsun. Yani insanlara hakkın beyan edilmesi gereken makamı işgal ediyorsun fakat insanlara hakkı anlatmıyorsun. Veya mesela diyelim ki kardeşler siz 50 yaşında 60 yaşında bir amcaya din anlatıyorsunuz, tevhid anlatıyorsunuz. Sana diyor ki yeğenim bu işler senin anlattığın gibi değil. Niye amca? Bak camiler açık diyor. İsteyen 5 vakit namazını kılıyor diyor. Elhamdülillah diyor başbakanımız, cumhurbaşkanımız açılışları yaparken bismillah, bismillah diyorlar. Misal. Demek ki bunların varlığı bile halkın gözünde sistemin meşrulaşması, sistemin İslamileşmesi için yeterlidir. Ondan dolayı bugün İslam'a en büyük zararı Diyanet veriyor. Bunların camilerinde gidip namaz kılanlar yanlış yapıyorlar. Çünkü bunların camileri devlet daireleridir. Mescid-i Dırar'dır buralar. Bunlar sadece ve sadece küfrü yeryüzünde yaymak, Müslümanların arasını bölmek,
Allah'a ve Resulüne düşmanlık yapan insanların karargahı olsun diye kurulmuştur. Yoksa bunlar insanlığa ve İslam'a faydalı olsun diye kurulmuş olan yerler değildir. Ben hata yaptım. Atatürk ise açık gözlülük yaptı. Ben imamları serbest bıraktım, o ise maaş verdi. Midelerinden bağlanmış olan bu imamlar onun aleyhinde konuşamadı. Onlar onun devletini yıkmaya çalışmadı. Fakat bizim mollalar diledikleri gibi her şeyi konuştular ve halk mollalara inandı, güvendi ve İran'daki o meşhur devrim oldu. Benim sistemim çöktü. Onun sistemi hala devam ediyor.